Arkadaşlar biyolojik sistemlerde kimyadan bahsedeceğiz. Fotosentez, solunum, sindirim bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce fotosentezle başlayalım. Klorofil bulunduran canlıların ışık enerjisi yardımıyla karbondioksit ile sudan glikoz ve oksijen üretimine fotosentezlenir. Yani karbondioksit artı su, besin artı oksijen diyoruz. Bakınız burada oksijen serbest halde bulunuyor. O zaman ne tepkimesidir? Redox tepkimesidir. Yani fotosentez indirgenme yükseltgenme tepkimesidir diyoruz. Bu tepkime de karbon indirgenmiş, oksijen yükseltgenmiştir. Üretilen glikoz diğer besinler için başlangıçtır. Glikozun polimerleşmesiyle nişasta, selüloz gibi karbonhidratlar oluşur. Solunum. Canların enerji elde etmek için organik besin maddelerini parçalamalarına solunum denir. Solunum olarak arkadaşlarım iki solunumdan bahsedeceğiz. Bir oksijenli solunum bir de oksijensiz solunum. Canlarda organik bileşikler iki şekilde parçalanır. Bunlar oksijenli ve oksijensiz parçalanmadır. Bir oksijensiz solunum. Besinlerin oksijensiz ortamda enerji elde etmek için parçalanmasıdır. Glikoz. Etil alkol karbondioksit ve 2 ATP'ye parçalanıyor. Bakınız, oksijensiz solunumda besinin parçalanması tam olarak gerçekleşmediği için oksijenli solunuma göre daha az enerji üretilmektedir. Bu olaya aynı zamanda fermantasyon adı verilmektedir. Oksijenli solunum. Oksijenli solunum için gerekli olan oksijen dışarıdan akciğerlere gelen havadan sağlanır. Oksijen Difizyon ile akciğerlerdeki alveollerden kana karışır ve böylelikle akciğer kılcallarındaki oksijen miktarı artar. Oksijenin büyük bir kısmı plazmada al yuvarlar içindeki hemoglobin ile birleşerek oksihemoglobini oluşturur. Bakınız hemoglobin oksijenle oksihemoglobini oluşturuyor. Oksihemoglobin miktarı fazla olan temiz kan dokulardaki kılcal damarlara kadar taşınır. Oksi hemoglobindeki oksijen burada ayrılarak oksijen miktarı az olan doku hücrelerine geçerek dokuda solunum tepkimesine katılır. Hemoglobinin yapısında demir vardır ve hemoglobin yapısındaki demirin değerliği artı 2'dir arkadaşlar. Şimdi bakınız alvoller oksijen geldi, oksijen plazmadan. Al yuvarlara gelip hemoglobinle birleşiyor ve oksihemoglobin oluşuyor. Daha sonra buradan parçalanıp doku hücrelerine oksijen olarak ne yapıyor? Taşınıyor. Karbondioksit taşınması ve boşaltımı oksijenli solunum açısından dokularda oluşan karbondioksit asidik bir maddedir. Çünkü karbondioksitin biliyorsunuz ametalin oksijence zengini yani asidik oksit ve vücuttaki pH dengesinin bozulmaması için organizmadan uzaklaştırması gerekir. Doku hücresinde oluşan karbondioksit önce difüzyonla hücrelerin içinde bulunduğu doku sıvısına, oradan da difüzyonla doku kılcallarına geçer. Doku kılcalına geçen karbondioksit kanda 3 şekilde taşınmaktadır. Hemoglobinle bağlanmış halde, kan plazmasında çözülmüş halde, bir karbonat iyonu halinde. Şimdi kan plazmasına geçen karbondioksit büyük bir bölümü al yuvar hücresine girer ve al duvardaki su ile birleşir. Bakınız karbondioksit, asidik oksit su ile ne yapacak? Karbonik aside dönecek. Karbonik anhidraz enzimi sayesinde gerçekleşiyor tabii ki. Karbonik asit oluşuyor. Fakat karbonik asit arkadaşlarım aynı karbonu iki oh bağlı. Biz bunun için kararsız demiştik hatırlarsanız. Hemen parçalanıyor haşartı ve bir karbonat iyonlarına. Oluşan haşartı iyonu kanın asitliği artmasın diye hemoglobin tarafından tutulur. Bikarbonat ise al yuvarlardan kan plazmasına geçerek alveol kılcallarına kadar taşınır. Akciğer kılcallarında plazmadaki bikarbonat iyonu tekrar al yuvara girer. Hemoglobine bağlanmış hidrojen hemoglobinden ayrılır ve bikarbonat ve serbest salda kalan haşartı al içerisinde tekrar birleşerek karbonik asidi oluşturur. Bakınız H bir karbonat iyonu ile karbonik asidi oluşturuyor. Daha sonra karbonik anhidraz enzimi sayesinde tekrar karbondioksit ve suya dönüşüyor. Al duvarlarda oluşan bu karbondioksit önce difüzyonla kan plazmasına oradan da difüzyonla akciğer alveolüne geçer ve nefes verme olayı ile vücuttan uzaklaştırılır. Şimdi fotosentez ve oksijenli solunum bakalım arkadaşlarım. Fotosentez amacı besin üretmektir. Oksijenli solunum amacı ATP elde Fotosentez ve oksijenli solunum her ikisinde de enzim kullanılır. Fotosentezde oksijen üretilir. Oksijenli solunumda oksijen kullanılır. Fotosentez Işık enerjisi kimyasal enerjiye çevrilir. Oksijenli solunumda kimyasal bağ enerjisi ATP'ye çevrilir. Sadece ışıklı ortamda gerçekleşir fotosentez. Oksijenli solunum ise ışıklı ve karanlık ortamda gerçekleşir. Fotosentez hayvanlar ve mantarlarda görülmez. Oksijenli solunum ise tüm alemlerde görülür. Sindirim. Büyük moleküllü besin maddelerinin yani karbonhidrat, yağ, protein gibi hidroliz yoluyla yapı birimlerine parçalanıp kana geçebilecek hale gelmesine sindirim adı verilir. İnsanda hidroliz sistemi ağız, yemek borusu, yutak, mide, ince ve kalın bağırsaktan oluşur. Şimdi arkadaşlarım proteinin sindirimi. Amino asitlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük moleküllü organik bileşiklere protein denir. Bakınız bir amino asitin genel yapısı bu şekildedir. Mutlaka NH2 ve COH grubunu aynı anda görecektik. Burada R grubu tabii ki İki karbonlu amino asitimizi de hatırlatmak isterim size. Bunun adı neydi arkadaşlarım? Glisindi. Fakat da burada R grubu olarak ifade ettim. İşte metil olabilir, etil olabilir gibi. Doğada 20 çeşit amino asit vardır. Amino asitin çeşitliliğini R ile gösterilen radikal grup lar belirler. R ile gösterilen bu gruplar metil, etil, propil olabilir. Amino asitler peptit bağlarıyla bağlanarak proteinleri oluşturur. Bakınız karbon azot arasındaki bağ ne bağıdır? Peptit bağıdır. Proteinlerin sindirimi midede başlayıp ince bağırsakta devam eder ve yine ince bağırsakta sonlanır. Midede protein artısı pepsin enzimi sayesinde asitik ortamda polipeptite döner. Daha sonra polipeptit tripsin ve kimotripsinle dipeptit ve amino dönüşür. Dipeptit molekülleri ince bağırsaktan salgılanan erepsin enzimi sayesinde amino asitlere ayrışır. Dipeptit erepsin enzimi sayesinde bakınız amino parçalandı. Sonuçta oluşan amino asitler, hücre zarından geçebilecek kadar küçük olduğu için ince bağırsaktan kan damarlarına geçerek hücrelere götürülür. Protein Midede pepsin enzimi sayesinde polipeptite parçalandı. Polipeptit tripsin enzimi sayesinde 12 parmak bağırsından dipeptit. Dipeptit ince bağırsakta elepsin sayesinde aminoside parçalandı. Karbonhidratların sindirimi. Ekmek, patates, makarna, pirinç gibi gıda maddeleri karbonhidrat içeren besin maddeleridir. Karbonhidratların temel maddelerinden bir tanesi glikozdur ve nişasta glikoz polimeridir. Glikoz moleküllerinin dehidratasyonundan nişasta oluşur. Nişastanın sindirimi arkadaşlarım ağızda başlar. Bazik çözelti olan tükürükte bulunan amilaz enzimiyle nişasta hidrolize uğrayarak bir kısmı parçalanır. Parçalanmayan kısım mideye geçer. Mide asidik olduğundan amilaz enzimi etkisizleşir. Nişasta midede sindirilmeden 12 parmak bağırsağına gider. 12 parmak bağırsağında hidrolize uğrayarak glikoza dönüşür. Böylece nişasta sindirimi tamamlanmış olur. Yağların sindirimi, yağlar trigliseritler olarak biliyorsunuz adlandırılır. Yağ asidi ve gliserol adı verilen yapı taşlarının birleşmesiyle oluşmuş polimerlerdir. Yağ Su ile lipaz enzimi sayesinde bazik ortamda yağ asidi ve gliserine ne yapacak arkadaşlarım? Parçalanacak. Bakınız, yağların sindirimi ince bağırsakta başlar yine ince bağırsakta sonlanır. Ağız ve midede yağ sindirimi olmaz. Yağ molekülleri pankreastan salgılanan lipaz enzimi ile sindirime uğrar. Müzik